Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Çoban. Galatasaray kariyerimizin 104. bölümüyle birlikteyiz. En son ne yapmıştık? Ligde Rize, Başakşehir, Kasımpaşa'yı bir de Erzurumspor'u yenmişiz. Bugün Trabzon maçı, Benfica maçı, Beşiktaş ve Giresun maçını oynarız diye tahmin ediyorum. Bakalım neler yapacağız. Hemen saatimizi kontrol edelim. Videonun süresini çok uzatmayalım. Hızlı hızlı ilerleyelim. Bu sezon artık Şampiyonlar Ligi'ni almak istiyoruz. Galatasaray olarak. Umarım alabiliriz. Evet. Beylerbeyi 4-0 yenmişiz. Eren Kızılateş maçın adamı seçilmiş. Bir golü var. Muhammed Abdelsalam. Muhammed Abdelsalam'ı Mısır'a çağırmışlar. O da gelecekte takımımıza katkı göstermesini beklediğimiz oyuncularımızdan bir tanesi. Evet, oyuncularımız milli takımda olduğu için bu antrenmanlar aslında çok bir işe yaramıyor şu anda. Bakalım şu iyi oyunculara bir bakalım ne diyor. Armando Lobo'yu diyor al diyor. Lobo diyor iyi bek diyor. Hakikaten iyi bek. Ama orta yapması 10. 21 yaşında. Zıplama 4. Aslında bayağı iyi. Bana sorarsanız defansif kanat bek olarak oynuyormuş. Defansif kim ilgileniyor abi? Tottenham ve ben. Evet. Ben sadece bakmışım gibi duruyor. Şöyle bir kadro derinliğine gittiğimizde aslında evet ihtiyacımız var. Bir tane de sağ bek ihtiyacımız var. O zaman kimlere şey göndermiştim bilmiyorum da bir tane de sağ bek herhalde göndermişizdir diye tahmin ediyorum en son. Şöyle bir bakalım hemen. Mikrofonu da çok böyle ağzıma yaklaştırmak istemiyorum nefes sesi falan gelmesin diye. Meğer onun neler çektiğini biliyormuş Meltem Başkurt. Saygılar. Ilia Venez harika bir performans gösterdi. Ulan bu adam nasıl hiç gelişmiyor? Ben hala anlamadım bunu ya. Kiralıyorum gelişmiyor. Oynatıyorum gelişmiyor. Daha güçlü bir kadroda oynamak isteyen Osman Çavuş PSG ile sezon ilgili başlaması izin verilmemesine tepki gösterdi. Bu konu hakkında bilmem ne bilmem ne. Evet, Osman'a gelen teklifi unutmuştuk. Hala unuttum aslında, hala hatırlamıyorum ama. Olsun. Şöyle bir kadromuza bakalım. İlker Kaplan. Bu bizim sezon 5 wonderkid'imiz. Hemen şuna da liderlik eğitimine gönder diyor.
Gönderelim. İstemiyormuş. Peki. Liderliği 9 aslında liderlik olsaydı. Lakap tanımda nerede? Gördüm. Boş. Şöyle. Sezon 5 Wonderkid diye kaydedelim. Başka var mıydı? Hemen onlara da bir bakalım bu arada. Gönenç satın aldık. 21 yaş altında 16 yaşında oyuncumuz yok. 19 yaş altında Yasir Çabuk 19 yaşında. Hayır bu da değil. Şunu 21 yaş altına göndereceğiz. Şunu da 21 yaş altına gönderelim. Tamam. Böyle. Devam. Guendouzi sakatlandı. Oyda. Gözlemcilik. Geç. Forvet geç. Hepsini geç. Paramız var zaten de. Şuradan takip listesine gelelim. Bir de ne yapmışız? Bu da sağ bek herhalde. Evet. Bir de sağ bek. Oo. İyi adam bakmışız ha. Faneka. Faneka da iyiymiş. Şimdi neredeler? Ivan Cabra'ya. 6.75'e satmışız Ivan'ı. Dejan Saraç. 49.5'a sattık. Tertemiz abi ya. Tertemiz para, tertemiz kar ya. Adamı Galatasaray'da oynatmadık gibi bir şey yani. Evet, Trabzon maçına geldik. Alfredo Femiano. Oyuncularım iyi aslında beklerim ama daha iyisi neden olmasın? Değil mi? Herkes bir sakatlanıyor bu arada. Evet, Trabzon'u 8 kere yenmişiz. Guendouzi'nin yerine Fatih'i koyalım. Guendouzi'nin yerine buradan da İlker Kaplan'ı alalım. Yok almayalım. Sertan Yavuz'u almayalım. Ersan Korkmaz'ı alalım. Kimdi ya? Biz bunu kiralamışız Salzburg'dan. Martin Anton. Evet. Evet. İyi. Hadi beyler.
Biraz daha istekli beyler. Daha atağımız yok. Bir tane atağımız var yani. Yok dediğim bir tane. 4-1 4-1 Afobe. Takımı gençleştirdik. Gayet genç bir kadromuz var. Burada Melero'yu saymazsak gayet genç bir kadro. Atak yapamıyoruz arkadaşlar. Sebep? Nazi. Tohumcu. Hakan. Bencillik yaptı. Şut çekme pozisyonunu aradı. Topu kaptırdı. Yasin, Melink, Murat. Murat'tan ileriye bir top. Hakan, kaleci. Melink'in ortası İlya Benes dışarıya attı. Gollini. Pierluigi Gollini. Hala Trabzonspor'da hala mı artık yeni mi geldi gerçi bilmiyorum ama Osman 6.4 Osman'ın yerine Lara Pinto oyuna dahil oluyor. Kaptırılan top Kakuta Yasin aldı topu Murat. Topu götürdü. Altta Hakan vurdu. Gollini son anda çıkarttı. Direğin dibinden. Orta geldi. Elias. Elias da güzel kurtardı. Ya da direkt kurtardı bilmiyorum. Evet İlhan 60'lara düştü. Fatih'in yerine Mehmet Erdoğan yeni transfer. Onu alalım. Merkez orta saha hücum rolünde oynatalım. Melink bayağı düştü. Melink'i de koyalım. Onun yerine de Adriano Silva girsin oyuna. Adriano Silva ileriye Pinto'ya. Pinto vurdu dışarıya. Pinto girdiği gibi tehlike yaratmaya başladı. Murat'tan Pinto'ya, Pinto'dan Murat'a, Mehmet, Hakan'a, Hakan İlhan'a, İlhan'dan Mehmet, Hakan, Mehmet, İlhan, Mehmet, Melero, İlhan, Melero, Mehmet. Çok güzel bir pas indirdi ve gol. Hakem, Murat, nasıl? Gol değil mi? Gol verilmedi. Lene Pinto'nun ofsaytta olduğu söyleniyor. Lene Pinto sanki değildi ofsaytta. Yani Murat Yüksel olabilir ama sanki Lene Pinto değildi. Evet. Trabzon çok sıkıntılı bir oyun oynatıyor. Defansif olarak bayağı yere yaslanmış bir takımı var Trabzonspor'un şu anda. Semih. Elias çok güzel kurtardı. Abdülkadir ortaladı. Uzaklaştırdık. Videodan Abdülkadir'e. Abdülkadir tekrar ortaladı. Muhammed. Muhammed'den Pinto'ya. Hakan hızlı. Da Silva orada kayarak müdahalesinde başarılı. Derken berabere bitirdiğimiz bir maç ve üzücü bir maç. Ben takımın performansından memnun değilim. Açıkçası.
Üzdüler. Daha iyi bir oyun oynanabilirdi. Bol pozisyonlu bir maç olduğu söylenemez. Evet, Trabzon beraberliğe yattı. Ben buna okeyim. Trabzon beraberliğe yattı. 4 tane güzel galibiyetin üstüne bir beraberlik aldık. Galibiyet serimiz bitti. Şimdi yenilmezlik serimiz devam ediyor. Yani madem gitmek istiyorsun gidebilirsin Rodia. Sana 20 milyondan fazla veren seni alabilir. Gelen teklif 20 milyonun üzerinde olduğu sürece dediğim gibi bir problem yok benim için. Evet, gördüğüm kadarıyla kadroda taktikte bir hatamız var. Hemen onu çözmeliyim. Wendel. Eski Leverkusen'in oyuncusu. Bayern Münih'te de top koşturmuş. 6 maç. Oradan Brüj, oradan Benfica. 31 yaşında 25 milyon değeri var. Şöyle gelelim abi taktiğimize. Bunu hücum ağırlıklı yapalım. Duran toplar. Evet. Benfica maçı geldi, çattı. Daha önce bir beraberlik ve bir mağlubiyet almışız. Evet, yine Şentürk de bayağı geliştiriyor kendini. Maçtan bir 3 puan çıkartmamız çok hoş olabilir. Derken daha dakika 2'de ilk golü yiyorduk. Anlaşılan biraz zorlayacak bizi Benfica. Marcelo Pereira forvet iyiymiş. Yasin'e bir orta geldi ama az farkla dışarı gitti top. İlhan pası denedi ama olmadı. Üf. Enio. Enio çok iyi bir pas attı orada. Benfica bayağı iyiymiş aslında. Neredeyse bayağı
Baya baya regen yani takım. Osman, Osman o kaçmamalı Osman. Osman o kaçmamalı. Kalecileri normal oyuncu. 1 2 Helal Osman. Defansın hatasını affetmedi. 3 4 5 5 tane regenleri var. Bizde 1 2 3 4 5 6 7 tane regen var. Biz daha genç bir kadroyuz. Muhteşem bir pas ama offside. Güzel. Offside'a bıraktı takım rakip oyuncuyu. Gayet iyiydi. Biz de o. Bir de şurada. Oy oy oy, hayır hayır hayır. Alın o topu, alın o topu, alın. Güzel abi. Güzel. Geçirme o pası. Bak gene çok iyi pas attı ya. Topuk pas atıyor. Helal be Elias. Elias çok güzel kurtardı. Topuk pası atıyor adam herhalde ya. İnanılmaz. Tık tık tık. Yapıştırıyor valla. Reinaldo vurdu. Dışarıya. Evet. Diyor Capistrano'yu ben bir yerden hatırlıyorum. Nereden hatırlıyorum? Hiçbir fikrim yok. Baktık mı acaba bir ara? Bilmiyorum. Bakmış olabiliriz oyuncuya. Takımdan bir oyuncu kırmızı kart görmezse eğer. Biz de bayağı atak yapıyoruz. Onlar da bayağı atak yapıyor. Maç sanki böyle berabere biter gibi duruyor. Ya da gol atan olursa o taraf kazanacaktır. Büyük ihtimalle. Evet. Martins Kruz'u Yasin'in yerine aldık. Ne kadar doğru yaptık bir fikrim yok. Ama Yasin'in kırmızı kart görmesini istemiyorum. Adli'nin yerine yani ya ofansif oynarım daha iyi. Hakan Gündoğdu çok güzel çalımladı orada ama golle buluşamadı. Penaltı. Penaltı. Evet. Topun başında Osman. Osman vurdu. Gol. Kaleci hiçbir şey yapamadı. Ofansif futbolumuza devam edeceğiz. Bu saatten sonra rakip biraz açık verecektir diye düşünüyorum. İlhan'ın yerine birini alabiliyor muyuz? Martin Anton. Martin Anton'u alalım. İlhan'ın yerine. Osman, Anton, Anton'dan Melinge. Melinge ortaladı Pinto'ya, olmadı. Capistrano, Pulgar, Pulgar'dan aşağıya bir pas derken orada çok çok güzel bir müdahale geldi. Anton'dan müthiş bir pas. Osman vurdu. Direkten döndü kendine. Asist yaptı resmen. Adeta bir Nihat Kahveci golü atıyordu. Nihat'ın Çek Cumhuriyeti'nin attığı gol gibi bir gol atıyordu ama
Direkten geri geldi bu top. Olsun. Hat-trick'ini tamamladı Osman Çavuş. Gayet Benfica'yı evimizde yani böyle tokatlaya tokatlaya gönderdik. Güzel maç oldu. Güzel bir maçtı. Ofansif futbolumuzdan ödün vermedik. Evet. Sonuçtan memnunum abi. Oynanan futboldan da memnunum. Elias'ın 6 tane kurtarışı var. 5 tane 6 tane. Gayet iyi. Osman bayağı iyi bir maç çıkarttı. Trabzon beraberliğinden sonra gayet iyi oldu. Fikstürümde bu Beşiktaş maçını atlamışım. Beşiktaş maçını oynayacağız. Ardından Giresun'u da oynayabiliriz. Ne kadar olmuş? Yaklaşık 28 dakika olmuş. Yanlış hesaplamadıysam. 28 dakika bir şey değil. 28 dakika sıkıntımız yok. Evet. Beşiktaş. Vida hala bu arada Beşiktaş'ta. Beşiktaş şu anda beşinci sırada 10 puanda. Hemen arkamızda bir puan arkamızda Fenerbahçe ve Kasımpaşa var. Onların bir puan arkasında Alanya var. Onların bir puan arkasından da Beşiktaş geliyor ve Göztepe. Evet, 9 kere yenmişiz. Melero ve Çinatti'yi alalım. Pinto'yu biz çalıştırmıyor muyuz ya? Evet, yaratıcı forvet çalıştırıyoruz. Bakalım Pinto'yla girelim ya. Osman bir maç dinlensin. İlhan'ı devre arasında öndeysek çıkaralım. Onun yanına Rodia'yı koyalım. Bakalım Rodia hak ediyor mu görelim. Eğer öndeysek. Önde değilsek de bir B planı yaparız. Adam hadi yak abi. 28 yaşındaki forvet. Thiago Diaz. Fredrik Jensen. Salim Kalifi, Ozan. Luka Ilić. Nemanja Antonov, Domagoj Vida, Ahmet Gürleyen ve Joao Pedro Ribeiro. Joao Pedro Ribeiro. Joao Pedro Ribeiro. Evet. Bizim getirdiğimiz ama hiç oynatmadığımız sağ bekimiz. Gelişir mi, gelişmez mi dedik dedik. 1.7'ye aldık. 2.5'a sattık. 1.5'a Beşiktaş geri almış. Peki. Biraz da gelişmiş açıkçası. Orta yapması 12, hızlanması 16, çevikliği 17, hızı 14. Yasin vurdu, dışarı gitti top. Evet, İlhan Şentürk bir sarı kart gördü. Abi İlhan Şentürk'ün özellikleri çok iyi ya. İlhan'ın sarı kartından dolayı çıkartacağım.
Martin Antón'u alalım. Benes'in yerine Martin Skruz'u alalım. Kıyamıyorum sana. Sen çok güzel misin? Anton pas denedi, olmadı. Anton bir pas daha denedi, o da olmadı. Anton pasın kaç Anton. Ya bak böyle yapılıyor. Anton pasın kaç Anton? 17. Anladım. Anladım Martin Anton. Helal Yasin. Anton'dan yine bir pas Pinto'ya. Pinto vurdu. Pinto vur vur. Biraz daha vur Pinto'm. Hocam penaltı. Murat'ı şey yaptılar hocam. Topun başında Adli vurdu. Kalecinin üstüne. Evet. Şu anda kendi fişini çektin. Fatih gel koçum. Fatih gel koçum. Sana ihtiyacımız var. Üçüncü oyuncu değişikliğimizde orta sahada ya Çin Adli'nin yerine Fatih Karabulut'u alarak yaptık. Fatih'i biraz oynatmamız lazım. Fatih'i bayağı oynatmadık. Kötü yaptık. Ya Çin Adli bedelsiz transfer, onu resmen al sat yapmak için aldık. Ama oyuna sokuyoruz. Neden yapıyoruz böyle şeyler bilmiyorum. Artık bu gidişe bir duru demek lazım. 3 tane kaleyi bulan, şutu olan Beşiktaş 1-0 önde. Beşiktaş'ın kalecisi de kalesinde devleşti. Tam tamına 12 tane şutu kurtardı. Arkadaşlar, haydi. Teknik direktör Çoban'ın örtesi çıldırtmak mı istiyorsunuz arkadaşlar? Haydi. Oynarlar. Evet. Daha temkinli de oynarlar. Aşırı fazla temkinli de oynarlar. Haydi abi. Pozisyona girin bari ya. Yani giriyorlar da gözükmüyor yani. Başarılı bir pozisyon değil demek. Evet, bu sezon çok çabuk mağlubiyetle tanıştık. Ve inanılmaz bir maçta mağlubiyetle tanıştık. Bu yani bu hoş değil arkadaşlar. 29 şut, 16 kaleyi bulan 16 tane kaleyi bulan şutta gol bulamamak. 16. 16 abi. Dalga mı geçiyorsunuz? 16. Adamlar 3 kaleyi bulan şut, bir gol. Evet, oyuncuların birazcık dinlenmeye ihtiyacı var anlaşılan. Sanırım mini bir rotasyona sokmam gerekecek kendilerini. Burada da ya Çin Adli yedek kalacak. Kim yaptı abi o kadar faul? Biz mi yaptık? Kaç faul yapmışız biz? 12 tane, onlar da 13 tane yapmış yani. Bayağı yapmışız. Üzdü. Şu maçı Beşiktaş'a vermek gerçekten üzdü. Hakkı değildi çünkü. Bizim hakkımızdı. Giresunspor. Giresunspor'a çift forvetli bir taktik çıkabiliriz. Camsız. Böylelikle ne demiş? Kiralık olay bilmem ne, yeter kadar falan bilmem ne bilmem ne. Yani sen niye oynatmıyorsun kardeş? Sen Red Star'sın. Ben sana oyuncumu vermişim. Neden oynatmıyorsun? Şöyle bir bakalım abi. Bunu geç.
Evet, burada maçın içinde değiştireceğim. Burada bir sıkıntımız var yalnız. Bu sahanın bu şekilde gözük. Evet. Şuraya gelelim. Rodya'yı koyalım. Maç başladıktan sonra bunu sola, onu sağa çekeceğiz. Vatesinho'yu al diyor. Hemen alayım. 37,5 milyon alırım, hemen alırım. Şaban Türkalp. Kaleci. Allah Allah. Gözlemlemeye devam. Türk kaleci severim. Türk kaleci önemli. Giresun maçına dediğim gibi hayır. Bu bir takım oyunu. Vereceğiz be. Amma ağladın. Adli'yi de oynatmayacağım. Adli oynamayı hak etmiyor çünkü. Adli'nin yerine Mehmet'i alabilirim bu maç. Mehmet Erdoğan. Bu sezon transferlerimizden. Hatta şöyle yapacağım. Nerede Mehmet? Gel bakalım. Evet, böyle yapacağız ve Benes'in yerine İlker Kaplan'ı alalım. Yasin'in yerine Gökhan Gül'ü koyalım. Gökhan Paso Çakalı. İlker. Peki. Böyle başlayalım bakalım. Evet, 4-5-1 tam bir kontra atak futbolu. Hemen taktiğe geçiyoruz. İki tane komple forvet oynayalım bakalım ne olacak. Tan güçlü. Güzel abi. Güzel. Hakan o pas olmadı Hakan. Senin pasın yüksek değil mi abi? Değil. Niye değil? Senin pasın niye yüksek değil? İlker Kaplan! Penaltı hoca. Topun başında. Gökhan. Çok güzel kullandı penaltıyı. Gerçekten bayağı iyi kullandı. Mehmet'ten Hakan'a, Hakan'dan Fatih'e, Fatih'ten Melling'e, Murat, Fatih, Melling ortaladı. Pin döndü direkten, Pinto tamamladı. Hakan'ın şutu direkten dönmüştü. Pinto da hanesine bir gol yazdırdı. Evet, ilk gol kendi kalesine yazmış. Derken Fatih sakatlandı. Fatih'in yerine bir oyuncu almam lazım. O zaman şöyle yapalım. 4-1-3-2'ye dönelim. Anton'u koyalım şuraya. Anton'u mu koyalım? Erdem'i mi koyalım? Anton Erdem. Erdem. Erdem gelsin. Birinci dakikada Erdem Gültoprak oyuna girdi. Aslında bu da fena gelişmemiş. Takım oyunu birazcık düşük. Pozisyon alması düşük. Fiziksel özellikleri fena değil. Tekniği güzel. Pası biraz daha artmalı. İlk kontrolü biraz daha artmalı. Çok da önemli değil gerisi.
Burada artık aşırı hücum ağırlıklıya geçirelim. Ve yardıralım. Abi 3-0'da da yatmayın ya. Biz yeniyoruz zaten. Açık oynayın da azıcık pozisyon bulalım ya. Rodya'dan akıl dolu bir pas Murat Yüksel'e. Murat Yüksel topu ağlarla buluşturdu. Melih'in ortası. İlker vurdu kafayı. Dışarıya gitti. Evet. Bir oyuncu daha değiştirmem gerekiyor. Burada Rodya'nın yerine Osman'ı alalım. Osman kendine gelmiştir diye umut ediyorum. Başka bir sakatlık belası başımıza gelmezse 16 tane faulü var abi adamların 16. Giresun bizi biçmeye gelmiş. Pinto çok güzel Osman'a, Osman'dan Hakan'a. Hakan ortaladı ama Osman'dan önce defans girdi araya. Mehmet ortaladı. Hakan vurdu. Gökhan İlker'e. İlker ortaladı. Pinto dışarıya. Bravo Pinto. 6 pasın önünden de kalenin dışına vurmak. O da bir yetenek. O da bir yetenek. Evet Hakan yine bir hatalı pas. Alperen Metehan'a attı. Kaleci değil direkt dışarıya. Metehan'ın yerine Felix girdi. Felix Seguin. Giresun'un genç oyuncusu. Erdem 6.4 ile oynuyor abi. Erdem bizi üzüyor. Erdem'in yerine hemen bir oyuncu yapıştırdık. Hakan yine bir bencillik yaptı orada. Gökhan, Muhammed, ortaya Anton. Anton ileri görecek. Pinto vurdu gelişine ama kaleciden dışarıya gitti top taca. Daha çok pozisyon bulmamız gerekirken daha çok pozisyon bulamadık. Bu da beni üzdü. Yürekli oynayın artık. Evet kızın kızın bana kızın. Hep kızın hiç şey yapmayın zaten. Pinto bir gol. Osman 45 dakikada bir gol bulamadı. Ki Osman net bir pozisyona da girmedi açıkçası. İshak ilerliyor. Gökhan geldi aldı topu. Elyas, Melink. Melink'ten Murat. Murat ilerledi Pinto'ya. Pinto. Yine şut açısı aradı Pinto. Sangare vurdu. Nazım Sangare mi ya bu? Kanada mı evrildin? Gökhan çok güzel uzaklaştı. Anton çok güzel aldı topu. Osman'a. Osman vurdu ve gol. Osman bu maçı da boş geçmedi. Osman bu maçı da boş geçmedi. 5-0 oldu. Son dakikada gelen gol. İbrahim Sangare'ymiş bu arada. Sonuçtan oynanan futboldan memnunuz. Gayet güzel bir maç geçti. Sonraki maçımız Samsun'la. Basel Samsun güzel. Bir sonraki bölümde yine bir averajı oynayabiliriz bu maçta da. Olabildiğince ofansif futbol oynayarak tabi buralarda güzel bir antrenman düzeni oturtmam lazım. Fatih 4-5 hafta fizyoterapiste git.
Murat Yüksel iyiydin. İyi fırsatlar yarattın diyelim. Antrenman sezonuna geçelim. Şurada abi. Fırsat yaratma yapacağız. İlker Kaplan'ı övelim. Adriano Silva'yı eleştirelim. Ve burada bırakalım. Zaten 50 dakikaya yakın oldu bu bölüm. Arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkürler. Sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.